Herkese merhabalar. Bugünkü konumuz görgü kuralları. Şimdi nereden çıktı bu görgü kuralları diyeceksiniz. Ben hep şuna çok inandım. Bu dijital ortamın, yani görsel iletişimin en çok olduğu, en etkili olduğu bir zamanda yaşıyoruz. Makyajımıza dikkat ediyoruz, en güzel makyajı yapıyoruz. Kıyafetimize dikkat ediyoruz, en güzel kıyafeti giymeye çalışıyoruz. Fakat oturup konuştuğumuzda ağzımızdan iki söz çıkıyor ve her şey bir anda tavan da olabiliyor, yerle bir de olabiliyor. O kadar önemli ki iletişim. O yüzden bu videoyu izleyen ebeveynler veya gençler ne olur kalemini kağıdını alsın dinlesin. Çünkü konu başlığımız biraz geniş. Aile içi görgü kuralları konuşacağız. İş ilişkilerinde konuşacağız. Flört ilişkilerinde konuşacağız. Sosyal medyada konuşacağız. Ve tabii ki bütün kapılar biz kimi çağıralım diye düşünürken bir baktık ki bütün oklar Sibel Hanım'ı gösteriyor. Ben Sibel Hanım'ı size tanıtmak istiyorum. Daha doğrusu kendisi tanıtsın. Sibel Hanım, öncelikle teklifimi kabul ettiniz. Bodrum'dan buraya bu çekim için geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Ve bu konuya gösterdiğiniz hassasiyet için de çok teşekkür ederim. Uzmanlığınız stratejik iletişim ve nezaket görgü kuralları. Evet, belirttiğiniz gibi ben son 95 yılından bugüne iletişim danışmanı, halkla ilişkiler. Aslında şimdi günümüzde de gelişerek marka pazarlama yönetimi, marka ve imaj danışmanlığı ve de kurumsal iletişim, halkla ilişkiler. Çok uzun yıllar birçok firmaya bu anlamda hizmet verdim. Hala da devam ediyorum. Biraz daha artık danışmanlık düzeyinde ve son 2 yıldır da daha önce 84 yılında bu konuda okulum vardı, Zarafet Okulum vardı. Bir arkadaşımızla birlikte. Gelişen dönemle birlikte ve şirketlerin de profesyonellerin de ihtiyacı olduğunu hissederek ve günümüzde ortamın halini de görerek tekrar bizim nezaket ve görgü kurallarını her alanda tekrar bir hatırlayalım misyonu ile bu işi misyon edindim şimdi. Etiket eğitmenliği yapıyorum. Doğru. Biz sizinle bu YouTube'u çekmeden önce geçen gün Sibel Hanım'la toplantı yapalım ki yani konu başlıklarını bir konuşalım dedik. Şimdi ben Sibel Hanım'la buluşacağım. Elim ayağıma karışı, geç kaldım toplantıya. Bardağı koyacağım, doğru yere mi koyuyorum? Aman şimdi bacak bacak üstüne atacağım, doğru yere mi? İnsan sizin karşınızda ki ben hani öyle çok şey yapmam. Bir toparlanma hissiyatı oluyor. Çünkü kendisi ruhen de o kadar zarif ki işinizle özünüz birbirine çok uyuşmuş. Onun için belki de çok başarı. Çok teşekkür ederim. Evet, onu yani gerçekten hissediyorum. Bu sıkıntıyı ben de yaşıyorum. Değil mi herkese? Aynen, çünkü yani sorularınıza yönelik de bir, sanıyorum bunu soracaksınız. Yani evet, bir sürü, affedersin, çok soru çıkardım. Kağıttan bakmak zorundayım. Hı. Hani ara ara bakacağım. Yani ben şöyle gireyim. Ben nereden bu konuyu edindim evet. diye de genelde biraz çok... Biraz da bir minik bir kendinizi tanıtır merak mısınız? Ediyorlar. Evet. Ben Sibel Savacı ismi. Ben... Eskinin, yani şimdiki zamanda bir önceki zaman... 80'li yılların... podyumlarının hani büyük ismiydi Sibel Hanım aslında. Ben modellik ya 80'li yıllarda modellikle moda sektörüne girdim. Aslında hukukçu oluyordum da işte o dönemin şartlarından gidemedik, seyahat edemedik filan. Çok keyifli, güzel, edinimli bir 11 yıl geçirdim moda sektöründe. O dönemde hem modelliği bir bütün olarak kabul edilirdi. İstanbul bir moda merkeziydi, Vizon Show'lar İstanbul'da. Tabii, tabii. Ve model olmak istediğinizde bütün bir eğitimden geçmeniz gerekirdi. Podyuma yürümek değil sadece. Tabii ki taşınmak, bir giysiyi tanıtmak, onun özünde de zarafeti, duruşu bir bütün olarak içten ve bilgiyle vermek önemliydi. Bir kısa formasyon eğitim verilirdi. Onun yanı sıra hala da... Hala veriliyor mu o eğitim acaba? Zannetmiyorum, yok şu anda. Yurt dışını temsilen o dönemde çok Kültür Bakanlığı'nın yurt dışına seyahatleri olurdu. Yani Türkiye'nin mutfağını, modasını, diğer ticari markalarını temsilen dünyanın dört bir yanına seyahatler ederdik. Bu seyahatlere gitmeden önce muhakkak bir protokol eğitimi verilirdi. Ben bu eğitimlerin bugün ilkokullardan dahil liselerde verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet. Ahlak,
nezaket, görgü kuralları deyince insanın ilk aklına aslında şey geliyor, çatal bıçak evet, kullanımı evet. gibi geliyor. Halbuki o demek değil, biz şimdi ileride konuşacağız böyle konu başlıkları halinde. O olmadığını çok daha iyi insanın algılaması lazım, anlaması lazım. Yani ne olur videoyu dikkatli izleyin. Onun için ben de çok mutluyum bu hassasiyetinizden dolayı. Nedenlerini ben de birazdan açıklayacağım. Şimdi sorularıma hazır mısınız? Hazırım efendim. Şimdi konulara ayrılırken dedim ki nezaket ve görgü kuralları bence küçük ailede başlıyor. Yani ben çocuğuma ne verirsem, o çocuk o küçükken ne alırsa onu alıyor. Önce benden görecek ki dışarıya öyle davranabilsin. O yüzden aile içi görgü kurallarından bahsetmek istiyorum. Geleneklerine ve göreneklerine çok bağlı ailelere çok saygı duyuyorum. Ben de mümkün olduğu kadar iki erkek evlat annesi olarak çok dikkat etmeye çalıştım. Size de örnek verirken dedim ki mesela hani çocuklarla aile büyükleri geldiğinde Ali Baba falan gelir çocuklar. Ben inanamam yani çocuklar dede geldiğinde veya bir büyük geldiğinde benim yanımda da ayak bacak bacak üstüne atıp şöyle böyle oturamazlar. Bunu benim onlara ikaz etmem lazım ki onlar yarın öbür gün arkadaşının evine gittiklerinde bizi temsilen oturmasını bilecekler gibi. Mesela çocuklara ve annelere, babalara, aile içi yapılan genel hataları ve ne yapmamız gerektiğini bir şey yapar mısınız? Bir özetleyelim mi? Siz zaten çok güzel çerçevelediniz. Ben onun özetleyeyim içerisinde oldu. Ya ben bir örneğini verdim. Mesela çok doğru, çok, çok doğru. Çünkü bizim çocuklar çok hep doğru. bizim eve geliyor. Görüyorum bazılarında böyle pırlanta gibi, bazılarında böyle bir şeyler eksik. Evet, aileden bu edinim geliyor. Bir takım geleneksel, ananevi davranışlar ve her kültürün özellikleri, değerleri çok güzel, farklı, çok farklı. Evet, önce aileden. Ancak çocuklar, siz de anne olduğunuz için biliyorsunuz, kopyalar. Onun için öncelikle annenin, babanın, ebeveynlerin, yakın ebeveynlerin rol model olması çok önemli. Bu rol modellik, işte baş büyüklerin yanında oturmak, geleneklere saygı, anneanneye, dedeye, bir misafir geldiğinde nasıl davranılacağıyla ilgili. Tabii ki öncesindeki sizin aile de bir kurumdur. Çok önemli. Bir şirkettir, prensipleriniz vardır. Her ailenin statüsü farklıdır. Bu demek yani illa bir çeşit imkanlara sahip olmak kesinlikle. Çok zengin. Bunun da altını çizmek lazım. Bunun evet. sosyal statüyle hiçbir alakası yok. Evet, ona yok. Birazdan yani geleceğim. Yani ne çok zengin aileler görüyorum ama o kurallardan bir haber. Aynen. Veya gidiyorum Ankara'da bir devlet dairesinde çalışan bir avukatın kızına gidiyorum. Prenses gibi. Evet. Hani. Hayır, mesela örnekleyebilir misiniz? Mesela ben bir örnek verdim. Bacak bacak üstüne yani bir çocuk büyüğünün yanında bacak bacak üstüne atması normal mi? Değil. Yani o büyük ancak izin verirse bazı büyükler hoşuna gidiyor. Evet, yani bana böyle şimdi dönemi de düşünmemiz lazım. Yerine göre. Ben hep onu söylüyorum. Onu da açarsak daha sonra. Yerine ve ortamına göre düşünceli davranış aslında görgü ve nezaket kuralları. Çocukta da öyle. Çocuk sabah uyandığı zaman günaydın, işte kahvaltı hazır derken ve eşinizle, diğer personelle yoksa eşinizle aranızda veya anneanne babaanne evdedir konuşmalarınızda örnek olmanız onu arkadan taklit ediyor sizi. Sadece nasihat, sadece ikaz etmek, başkalarının önünde sürekli eleştirmek, kaş göz falan bunlar hem bizi bile bu yaşlarda bile insanların duyarsızlaştığı noktalar. Çocukların da öyle. Benim bir de aklıma şey geldi sizinle konuşurken. Bir kısmımızın evinde yardımcılarımız olabiliyor. Hani bazen her yatılı olanlar oluyor veya haftalık temizliğe gelenler de oluyor. Hepimizin yanımızda çalışanlarına karşı davranışları birbirinden farklı. Aslında ben onu çok gözlemlerim arkadaşlarımın evinde. Çünkü insan statüsü ne olursa olsun karşı kimseyle nasıl konuşuyorsa normalde de odur. Ben bazı arkadaşlarımın evinde görüyorum, affedersiniz, hani su getir diyor. Ben 20 yıldır çalışanıma bir kere su getir demedim. Lütfen su getirir misiniz? Rica edeyim. Her aldığına teşekkür ederim. Dediğim için de oğlum su getir dediğindeki ağzından çıkmışlığı vardır.
pardon hani farkına varıyor. Farkına ha? varıyor. Tamam evet. dönüyor. Evet. Bazen çocuğa diyorum ki senle benle konuşuyor yanımızdaki hanımefendiyle mesela. Orada anlayamıyorum. O yüzden eğer bunu izleyen bir anne, bir babaysa veya izleyen bir genç bireyse lütfen siz postaneciye de kapıya gelen kurye de aynı özenle ve nezaketle davranın. Büyüğünüze de küçüğünüze de. Yani bu çok değerli. Bu çok... ne katacak sana? Mesela genel olarak saygınlık. Saygınlık katacak. Profesyonel yani edinim mesela çok iyi dereceyle okuldan mezun olmak, iyi bir doktor, uzman olmak, iyi bir hukukçu olmak yetmiyor. Bu presentable şeyi temsil etmek önemli. Çünkü görüyoruz iki kişi aynı özelliklere sahip, aynı statüde iki kişi. Birisi çok daha başarılı. Çok başarılı derken mesleki anlamda söylemiyorum. Hızlı, kolay yol oluyor. Şimdi biz YouTube kanalında her şeyden bahsediyoruz. Burası da görsel bir alan olduğu için makyajdan bahsediyoruz. Şöyle makyaj yaparsak böyle olur, böyle giyinirsek. Renk kodları var demiştiniz sizinle de konuştuğumuzda. Cumhurbaşkanı bile bazı resmi konuşmalarda yapmadan önce kravatının rengi bile konuşmanın metnine göre değişir arkadaşlar. O yüzden vereceğiniz imaj çok önemli ama en büyük imaj içeriden gelen yani tavrınız. Ben ne güzel kadınlar tanıyorum, ağzından iki kelam çıkıyor. Diyorum ki ya bu olamaz o. Hani küfürlü konuşuyor, oturması başka veya hani hiç dikkatimi çekmeyen bir adam veya bir kadın karşıma geliyor, şiir gibi konuşuyor ve ben ne kadar adama, güzelleşiyor kadına, değil mi? Ağzım evet. açık dinliyorum evet. ve bana dünyanın en güzel insanı geliyor ve bunu %100 gönülden söylüyorum. O yüzden mesela biz de bana tekrardan hani dikkat etmemiz gereken genel yapılan hatalar ne mesela? Büyüğe, küçüğe konuşurken hitap etmekti. Teşekkür etmek, selamlaşmak. Ne kadar basit bir şey aslında. Basit teşekkür etmek. Evet. Asansöre biniyorsunuz. Yol vermek. Günaydın, iyi günler, iyi çalışmalar demek. Biliyor musunuz? Çok. İş arkadaşlarınıza asansöre bindiğinizde bütün büyük diyor yani genelde diyen de çok var. Diyen de çok var. Ama demeyen de, de çok. Zaten bu konu yani bir hatırlayalım. Yani muhakkak hayatımızda var. Muhakkak ailelerimiz bize örnek oldu, olmadı ama söyledi. Biraz hani mesela aile içindekinden biraz genel kurallardan bahsettik. Bir de restoran sahibi olarak restoranda birkaç gölge kuralları bir hatırlamak istedim. Ben de aslında kafamda emin olamadım birkaç tane kural var mesela. Restorana girdik. Masaya oturacağız arkadaşlarımızla. Orada bir öncelik sırası var mı mesela? Kadın mı önce oturur? Şimdi kadınlı erkekli bir grup mu arkadaşlar? Evet. Önce bir kere daha da öncesinde kim davet etti? Tamam. Diyelim ki ben ettim. Kimlerin nasıl oturabileceğini davet eden önceden planlıyor. Peki garson çağıracağım. Evet. Ben çağıracağım. Hani mesela yine erkekli kadınla ben garson beye hani nasıl seslenebiliyor muyum yoksa bazen eşime söylüyorum, eşim sesleniyor. Nasıl? Hanımlar beylere sipariş vermesi için söyler, garsonu çağırmaz. Ha, öyle. İşte evet. Onu duymak istiyordum. Evet. Demek ki Metin doğru söylüyormuş. Evet. Ben kendim yaparım değil mi? O da sen bana söyleyeceksin. Şimdi çok kalabalık, işte kızlı, kadınla erkekli bir yemekteyiz. Çok samimi bir yemekteyiz. Burada da şayet kadınlar bir tarafa, bizde bu maalesef oluyor, erkekler bir tarafa toplanıyorlar, bır 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 konuşuyor. O zaman ev daveti olsaydı, evde bir ayrı ayrı faaliyetler düzenler. Bunu anlatamadık yıllarca. Bunu bir sosyal bir şey yapmasaydık, işte burada bir bilardo masası kurardık, biz de onu açardık, hamur açardık, neyse. Yani eski usul, haremlik, selamlık gibi. Yani... Hoş olmasa olmuyor. İyi olur diyorsun. Olmasa iyi olur. Peki restorana gittik yine kalabalık grubumuz. Ben bir arkadaşımı gördüm başka bir masada. Veya bir kadın bir erkek arkadaşımı gördüm. Orada selamlaşma hani kimden beklenmeli? Erkek her zaman hanımdan, kadından tiyayı beklemeli. Kadın önce. Kadın başıyla selamlarsa o zaman selamlar. Fakat restoranda masadan kalkıp ayağa gidip koşarak sarılmak hem kadın için hem erkek. Çünkü ben sizinle yemeğe gittim veya eşimle yemeğe gittim. Tanıdıklarımız illaki muhakkak olacak.
başımızda selamlayıp evet. yerimize geçeriz. O da önce bayan. Önce çok bayan selamlıyorum. Tamam. Önce bayan. Şayet böyle bir şey görmezse erkek bayandan belki müsait değil, belki çok ciddi bir iş şeyine hı-hı. geçecek. Bu saygıyı göster, alınmaması lazım karşı tarafın. Niye bana selam vermedi? Selam vermedi. Peki şeyi de hatırlatmak yani bir, şöyle bir baş ayırarak. Yapalım, evet yapmak lazım. Evet. Bir de şeyi çok görüyorum ben. Mesela bir masaya gittim ben, kız arkadaşlarım kız kıza da oturuyor olabilirler. Kız arkadaşıma selam verdim, Eda'yı öptüm diyelim. Yanındaki arkadaşlara da selam vermeden geçmemek lazım diye düşünüyorum. Hani bazen sadece onunla konuşuyor ve gidiyor. Sanki ayıp oluyormuş gibi. Tabii yine aynı şekilde bravo. Hmm. Zaten bu zarafeti taşıyorsunuz yani. Estağfurullah. Teşekkür hani... yoksa bu konuya yer vermezsiniz. Şimdi yani bu da... tabii ki başınızla yani tanımıyorsunuz ama konuşurken ve de zaten bu tip konuşmaları çok kısa kesmek lazım. Bir de erkekler yapıyor ya, bazen çıldırası yok. Geliyor. Burada kelimeyi söyleyemeyeceğim, dört ayaklı bir şey var, öyle başlıyor. Hani diyorum ki yani bir merhaba deyin yani. Hani kocamın arkadaşı geliyor, evet. Metin'le konuşuyor. Ben sanki yokum orada. Yok, başıyla selamlaması lazım. Evet. İlk aklıma gelen masada da böyle dirsekleri hani masaya koymak. Katiyen yok öyle bir şey yok. Yani şu şuradan yayılmak falan onlar. Sağlık açısından iyi bir şey değil. Artık oraya kadar gidiyor. Oraya kadar gidiyor. İyi bir şey değil. Şöyle rahat rahat. Ama sopa gibi de böyle değil. O da değil. Yani bu işte zamanla düşündükçe. Peçeteyi aldık. Mesela bir örnek daha vereyim. Peçeteyi aldık. Hani dudağımızı sildik. Bacağımızın üstüne şey yaptık. Hayır. Peçeteyi yani geldik oturduk. Peçeteyi hı. aldık. Direkt dizlerinizin üzerine koyuyorsunuz. Mesela ağzımızdan bir şey attı veya hani yemek yerken bunu temizleme yapmıyor tabii musun? Ki yani şöyle ucuyla ama böyle böyle siliniyor. Evet. Yani biz çok hani ben söyleyeyim restoran sahibi olarak onu ayakkabısını silen de gördük de hani oraya girmiyorsun. Peçetenin ucuyla şöyle şeyle hatta hani hafif bir bayanlarda küçük bir ayna çıkartıp bakmak, ruj tazelemek. Ruj tazelenebilir masada ama makyaj tazelenme evet. Olabilir. Bugün mesela bana canlı yayında şeyi sordular. Bardakta ruj izi kalırsa hissettirmeden silebilir miyiz? Hayır bırakın sakın kalacak. Ama çok sizi rahatsız ediyorsa sabit rujlar var şimdi onu kullanın. Ben yine çok genel bahsediyorum. Tabii ki soracağınız aklınıza bence onlarca soru olabilir yemek restoran görgüsüyle alakalı ama aklıma şu da geldi. Hesap ödenirken bazı kişiler cüzdanını gösterme gibi şeylerde de oluyor. Onun adabı nasıl olmalı? Şimdi hesap ödenirken tuvalete gider gibi yapıp hani şeyde ödeme. Kasada ödemek hani masada bir ama yani şöyle ama hani cüzdanın geldi, içinde ne olduğunu ne olmadığını göstermek hayır, böyle bir rahatsızlık hissediyorsa evet. yani ama genelde menü şey gelir hesap adisyon, gelir. Adisyon. Katiyen masanın üstünde böyle saçarak göstererek yani dediğin gibi burada masanın altında. Flört konusuna geleceğiz orada bir iki sorun yani, var. Masanın altında şey yapar, ödemesini yapar. Masanın üzerinden garsona uzatarak yine buradan. Şimdi o da değil yani. Özellikle teşekkür ederek verilir. Şimdi birazcık da flörtten bahsedelim. Çünkü çok genç takipçilerimiz var. Flört dendiği zaman hani yapılan genel hatalar nedir? Şunlara dikkat etsin gençler dediğimiz ne olabilir? Genç veya hani yaşı kısıtlamayalım tabii, tabii. ama. Tabii yani ikili ilişkilerde lütfen nasılsanız öyle olun ilk buluşmanızda. Tabii ki bakımlı olmalısınız. Ter kokmalı mısınız? Temiz olmalısınız. Tırnağınız falan temiz olmalı. Aynen, bütçen... Hiç ayakkabınız falan iyi lütfen yani. Bütçenize ama... uygun ne giyebiliyorsunuz? Hiç arkadan girmeyin. Bunlar ilk buluşma doğru. değil de her buluşmada çok önemli. Yani erkek için de kadın için de işte ağız kokusu, diş fırçalama, aşırı makyaj, yaşının aşırı dekolte. Yaşının şey üstünde farklı bir bana şey. Bana bir gelin gelecek böyle giyiniyor. Allah ve de aşırı olsun. Dekolte. Evet. Şimdi bunlar yani sevebilirsiniz, uygulayabilirsiniz. Katiyen böyle bir şey yerine göre ama ilk flörtte, ilk buluşmada ne dedik? İmajımız, duruşumuz, giyimimiz, makyajımız, temizliğimiz ve hijyenimiz daha doğrusu bir de psikolojik yönümüzü de ortaya koyuyor. Dolayısıyla temiz, bakımlı, dürüst
olduğunuz gibi olun. Ki birbirinizi kısa zamanda tanıyın. Belki çok beğeneceksiniz, belki hiç beğenmeyeceksiniz. Bunu uzatmanın bir anlamı yok. Bir de son olarak iş hayatında yapılan bazı görgü kurallarına gelmek istiyorum. İş hayatında çok beyaz yakalı takipçi de var. İlk iş görüşmesine gittiğinde dikkat edilmesi gereken birkaç böyle tiyo verir misiniz bize? Biz iş görüşmesine gideceğimiz yerin önce muhakkak araştırmasını yapmamız gerekir. Nasıl bir kurumsal yapıya sahip? Aile şirketi mi, uluslararası bir şirket mi? Zaten incelemiş oluyoruz. Başarılı bir interview için, bir iş görüşmesi için karşımızdaki firmayı zaten tanıyor olmamız lazım. Bizden neler beklediğini, sadece verdikleri ilanda, CV özelliklerinde değil, davranışlarımızda da ortaya koyarsak. Çünkü artık işverenler çalışanlarının kendi firmalarını nasıl temsil edeceklerini çok dikkat ediyorlar. Sade ve özenli olmak, kısa ve öz sorulara cevap vermek, çok aşırı el kol hareketleri yapmamak, oturma biçimi çok önemli. Bacak bacak üzerine mümkünse atmamak. Evet. Vücut diline dikkat etme. Şunun bir kodu var mı? Mesela şu oturma biçimiyle bir kadın olarak şu oturma biçiminin ne farkı var algıda? Şimdi şu oturma biçimi protokoldür. Yani bu protokol. Yani şu sonuçta kraliçeler, prensesler, işte diyelim milletvekilleri, evet. Milletvekilleri, bakanlar yani. Tamam. Bu protokol oturma biçimidir. Tamam. Ellerde hatta böyle. Şu da çok zariftir. Ama daha kadınsı, daha davetlerde falan hani böyle formal olmayan. Mesela iş görüşmesi, el sıkışmakla alakalı bir şey sormak istiyorum. Şu mesela hiç sevmediğim de der. Ucundan. Hani şu. Veya hani evet. Zaten ben hani iletişim danışmanlığı dersi aldığım için hani şu özgüvensiz bir davranış. Bunun bir anlamı var mı? Hani bazen lady'ler hayır, böyle mi yapıyor? Böyle bir, hayır, böyle bir el sıkma yok. O böyle bir şey yok. Hiç böyle bir şey yok. Çok hafif. Çok sıkmak da. Çok sıkmak da iyi bir şey değil. Çok hafif böyle şey yaparak, göz teması kurarak. Erkekler için iş görüşmesine sakallı mı gitmeliyiz? Evet. İşte uzun saçım var acaba şey yapayım mı, kestireyim mi? Bu tamamen size kalmış. Bir de başvurdu ama, işin cinsine yani bir reklam ajansına başvuruyorsa başka. Çok güzel bir topuz bankaya, yaparak gelen de ben hoşuma gidiyor ama bakımlı. Taranmış bir sakal, bakımlı bir, belki işte dediğim gibi at kuyruğu yapabilir, toplayabilir. Bakımsız olmamak önemli. Evet. Ama bir banka görüşmesine gidiyorsa veya devlet dairesinde kodlara onlar, uyması tabii. Gerekiyor. Yani arkadaşlar aslında zaten çok uzun bir video oldu. Ama kesemedim yani konuşacak, daha doğrusu konuşmadığımız çok da konu başlığı var biliyorum. Ben İstediğim şey, böyle bir şey var hayatımızda ve bunu siz bilin. Eğer kendinizi geliştirmek istiyorsanız, ki mesela yine konuşmuştuk, zengin aileye giden bir gelin varmış, meşhur, tanıdık birisi. Doğudan bir şehirden gelmiş, Sibel Hanım'a gelmişti mesela oturmayı, kalkmayı, nezaketi, evet. Sofra kurmayı, eğitimlerini de alan birçok arkadaşımız, aileler var dedik. Ne olur? Eksiğiniz varsa bunu bilin. Hani illa çok şey olmanıza gerek yok. Hayır, ama bu böyle bir şey yok. Nasıl bir yaşam, nasıl bir kariyer, nasıl bir gelecek planlıyorsanız giyiminiz gibi, makyajınız gibi kendini donanımınıza bunu da ekleyin. Çok teşekkür ederim ben Sibel Hanım geldiğiniz için. Sibel Hanım'ın YouTube kanalına aşağıda açıklama linklerini vereceğim. YouTube kanalım şu anda yok. Yok. Bir online eğitim platformunda eğitim veriyorum. Tamam, nasıl ulaşsınlar? Orada ulaşılacak şeyleri, oradan, aynen, kontak numaralarını bize söylerseniz aşağı yazalım. Daha detaylı bilgi için Sibel Hanım'a da ulaşabilirsiniz. Hayatınız güzelliklerle, katma değerlerle daha güzel olacağınızı bilin. Benden de hatırlatması. Ve aşağıda merak ettiğiniz yorumlara da cevap vermeye çalışacağım. Aşağı yorum yazın. Başka mesela ne merak ediyorsunuz onları da yazın. Belki bir sonraki videomuzu, çünkü konusunu siz belirleyebilirsiniz. Tekrardan ayağınıza sağlık. Çok Sibel teşekkür Hanımcığım. Ediyorum. Sizi de kutluyorum. Çok güzel konulara değiniyorsunuz ve bu konuya önem verdiğiniz çok, için çok, hem evet. de ebeveyn olarak evet. hem de yayıncı olarak kutluyorum. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere.